Şimdi bu haberde de aktardık. Alışveriş merkezlerinde de tabii bir dizi önlem tedbir var. Bazı alışveriş merkezleri kapılarını bu hafta başında pazartesi günü açtı. Bazıları da 1 Haziran'da açılacak. Çeşitli tedbirlerle açtılar, kısıtlamalarla açtılar. Ama AVM'lerle ilgili bilim insanlarının en büyük uyarısı biliyorsunuz klimalarla ilgiliydi. Orada da bir adım atılıyor. Klimalar %100 temiz hava vermek zorunda alışveriş merkezlerinde. Düzenlemenin bu yönde yapılması isteniyor. Haber Global ekibinden Murat Karataş da şimdi bir alışveriş merkezinden karşımızda. Bulunduğun yerde mesela klimalar bu açıdan yeniden elden geçirilmiş mi? Senem Ilgaz, Gazi Osmanpaşa'da bir alışveriş merkezindeyiz. Aslında bu alışveriş merkezinin şöyle bir avantajı var. Klimalar açılmadığı zaman dahi bu alışveriş merkezinin havalanma imkanı var. Çünkü bodrum katta yer almadığı için bu yönde bir avantaj. Ancak tüm alışveriş merkezleri için konuşacak olursak, evet, açıldığı gün itibariyle, daha doğrusu açılmasından hemen önce bir havalandırma tartışması başlamıştı. İşte buna yönelik de bir takım kararlar alındı. Birincisi, kesinlikle ısıtma ve soğutma sistemleri çalışmayacak. Havalandırma içinse dışarıdan alınan hava doğrudan alışveriş merkezine temiz hava olarak verilecek. Aynı zamanda bir egzoz sistemi de, eğer var ise alışveriş merkezinde, o egzoz sistemiyle de içeride bulunan kullanılmış olan hava, içeride bulunanlar tarafından karbon monoksitle zehirlenmiş kullanılmış olan hava dışarı püskürtülecek. Tabii temiz havayı aynı şekilde %100 dışarıdan alınacak. Yani söz konusu şartları sağlayabilmesi son derece önemli alışveriş merkezlerinin bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi açısından. Bunun yanı sıra bilindiği gibi alışveriş merkezlerine girişte hemen bir hava perdesi karşılar. Mevsime göre sıcak ya da soğuk bir şekilde üfleyerek karşılar. O hava perdeleri de kaldırıldı. Az önce sözünü etmiştim, ısıtma ve soğutmaya dair hiçbir şey çalışmayacak, kullanılmayacak. Bunun yanı sıra alışveriş merkezine girenlerin ve çıkanların karşılaşmamaları için, temas etmemeleri için, bağımsız bir şekilde giriş çıkışlarını sağlayabilmesi için farklı giriş çıkışları, farklı giriş çıkış noktaları yine organize edilecek. Lokantalar ve yiyecek işletmeleri bilindiği gibi açıldı alışveriş merkezlerinde, ancak onlar şu an sadece paket hizmet verebiliyorlar ve paket hizmet çerçevesinde de siparişini almak için gelenler o sosyal mesafeye dikkat ederek siparişlerini teslim alacaklar. Alışveriş merkezinde bir taraftan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor, bir taraftan da emniyet güçleri buradalar. Onlar da emniyet güçleri de devriye geziyor buradaki özellikle sosyal mesafe konusundaki düzenin sağlanabilmesi için. Asansörlerle ilgili de bir başka düzenleme var. Asansörlerle ilgili düzenlemede de sadece ihtiyaç duyan, daha doğrusu zorunlu olarak asansörü kullanması gereken, fiziki olarak kullanması gereken kişiler asansörleri kullanabilecek. Onların da asansörün artık içindeki büyüklüğüne göre kaç kişinin aynı anda kullanabileceği tespit edilecek ki asansör kullanımında da özellikle sosyal mesafenin önemli olduğunun altı çiziliyor. Peki kurallar bunlar. Bu kurallar nasıl denetlenecek, nasıl incelenecek? İşte kaymakamlıklara bağlı olarak aralarında halk sağlığı uzmanı ve makine mühendislerinin de bulunduğu heyetler oluşturulacak. O heyetler kendi ilçelerinde, sorumluluk sahalarında bulunan alışveriş merkezlerini dolaşarak söz konusu kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecekler. Ve alışveriş merkezlerinde yapılan bildirimlerde, ki çarşamba günü bu yönde bir bildirim yapılmıştı, artık bugün itibariyle yavaş yavaş bu tür denetimlerin alışveriş merkezlerinde de başlaması, evet, bekleniyor. Murat, gerçi bulunduğun kat itibariyle baktığımda hani böyle çok yoğun bir müşteri görmüyorum. Fakat işte açılmaya başladığı pazartesi gününden itibaren bazı alışveriş merkezlerinde ciddi yoğunluk da vardı. İşte bu akşam kısıtlama da başlayacak. 4 günlük bir kısıtlama üstelik. O açıdan baktığında normal mi yoksa yoğunluk var mı? Ve o alışveriş yöneticilerinden aldığım bilgiler, mesela bu 5 güne dair ne tür veriler varmış? Az önce kapıdaydık. Orada bir tabii giriş saatinin yaklaşması itibariyle, ki içinde bulunduğumuz alışveriş merkezi saat 12 itibariyle kapılarını açtı. O saat dilimi yaklaştığında kapıda yavaş yavaş bir kuyruk oluşmaya başladı. Ancak o kuyrukta özellikle alışveriş merkezi görevlileri ve dışarıda bekleyen polisler sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında uyarılarda bulundular. Ancak daha önce özellikle pazartesi günü izlediğimiz o uzun kuyruk görüntülerinin burada oluşmadığını gördük. Bu tabii biraz da taleple ilgili bir
durumda olabilir. Ancak saat 12 itibariyle artık alışveriş merkezinin açılmasıyla birlikte, kapıların açılmasıyla birlikte ziyaretçiler alışveriş merkezine gelmeye başladılar. Bu arada sosyal mesafe kuralı ve maske dikkat edilen iki nokta. Maskesi olmayan hiç kimse zaten alışveriş merkezine alınmıyor, giremiyor. Onun dışında sosyal mesafenin sağlanması için burada az önce de görüntülerde izledik. Polis ekipleri de buradalar. Alışveriş merkezinin güvenlik ekipleri de buradalar. Yani söz konusu koridorlarda bu sosyal mesafenin korunması için buradaki görevliler ellerinden geldiğince diyelim uğraş vermeyi sürdürüyorlar. Murat Karataş, teşekkürler. Hazır yeri gelmişken o uyarıyı o zaman bir kez daha tekrarlayalım. Sadece maske, sosyal mesafeye dikkat etmezseniz sizi korumuyor. Sosyal mesafe